Evet arkadaşlar, son durum bu şekilde. Dış taraf bitti. İç tarafı da bu şekilde taşlarla yapıyoruz. Şimdi ben bu taşları yapıştırırken aklıma şu soru geldi. Hani niye çekmedin diye şey yaparsın. Hem benim çekimim zor olacak. Tek kişi yaptığım için ve elimde şu anda bir malzeme olmadığı için tripoddur vesaire. Hem de şimdi bu taşlar bir nevi yapboz yapıyorum hani ben burada. Taşlar birbirine uyması veyahut da uymamasına göre değişir. Bundan dolayı da hani çok şey yapmadım. Bunu çekme gereği duymadım. Çünkü taşların birbirine uyma durumları veyahut da uymamaları boyutuna göre ayarlayıp doğru yerlere koymak hani sizin elinizde olan bir şey. Hatta bugün daha yeni gördüm, paylaşmış bir tane bitkili akvaryum üstadlarından birisi böyle. Ya şu anda şey yapmadığım için onların isimlerini ben burada vermek istemiyorum. Hani yüz yüze tanışmışlığım yok ama internet ortamında Facebook gruplarında var. Facebook'ta paylaşmış attığı bir çalışmayı siz de yapabilirsiniz demiş. Önemli olan demiş bu işte demiş. Doğru malzemeyi kullanmak ve doğru malzemenin hangi malzemenin nereye gelmesi gerektiğini görebilmek demiş. Ondan dolayı doğru parçayı doğru yere koyduğunuz zaman güzel şeyler çıkabiliyor. Bakalım inşallah bizde de güzel bir şey çıkacak. Şimdi arkadaşlar camı silikonladım. Daha doğrusu silikonlamaya çalıştım. Allah'tan inşallah bir şey olmayacak. Şöyle tabanı da yavaş yavaş yaptım. İki önemli nokta var. Tabanı yine yanı sıvadığımız gibi komple sıvıyoruz. Her tarafını. Ben unuttum, buraya da taş yapıştırdım. Ama hani şelale şeklinde yapacağımız için buraya yığma taş çıkacağız ya hani. Motoru buraya koyacağız. Bu motoru koyduğumuz şu alanı taş dizmeyeceğiz orayı. Ama sadece silikonlayacağız. Bu birinci nokta. İkinci nokta da şimdi şu dış tarafı tamam yaptık. Ama gördüğünüz gibi böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. O da neden oldu? Camı tekrar çıkartıp tekrar yerine kattım. Çünkü şu kısım var ya, beni bu kısım zorladı. Şimdi şu kısımda diyeyim şöyle. Camı koyduktan sonra parmağımla burayı sıvayabildim. Ama şurayı taşları yapıştırdığım için böyle bir şansım olmadı. Ve buraya da az silikon koymuşum. Bundan dolayı birazcık işi batırdık burada. Ondan dolayı ilk önce hani ben camı yapıştırmama sebebim içeride rahat çalışabilmekti. Ama öyle yapmayın. Şu dış kısmı yaptıktan sonra şu oyduğumuz kısma iyicene silikonu basıyoruz. Buradan camı üstten takıyoruz. Daha sonra da parmağımızla şuradan şöyle çift taraflı sıvayıp bırakıyoruz. Daha sonra camı. Bir de şu şekilde oynamalara dikkat edin. Bu şekilde birbirine yakın bir şekilde şey yapmaya çalışın. Kurumaya bırakmaya çalışın. Kurusun yani. Evet arkadaşlar. Şu balkondan içeri aldığım için terleme yaptıracağım. Şimdi bu şekilde altına beyaz bir bez tarzı bir şey koyarak sızdırmazlık testinde yapalım bir. Sızdırıyor bile. Bütün hayallerim berbat oldu şu anda. Alt tarafta mı yerden sızdırıyor ama? Nereden sızdırıyor acaba? Ve bir parça daha taş topladım. Parçalı taşlar yıkanacak. Yıkananlar buraya konulacak. Kuruyacaklar. Kurudukları zaman oradan tepsilere alınıp fırınlanacaklar. Bu sefer şey yapmayacağım. Önce taşları hazırlayacağız. Ondan sonra devamını yapacağız. Taşların kurumasını beklemek istemeyenler arkadaşlar olursa bu şekilde direkt fırınlayabilirler. Ya da yıkadıktan sonra bir havlunun bir şeyin içine koyup orada kurumasını bekleyip bir iki gün kadar sürer yani. Yaz aylarında o kadar sürmez ama
kış aylarında sürebiliyor. Duruma göre işte hangi şehirdesiniz, mevsim ne, duruma göre bakarsınız. Ona göre şey yapabilirsiniz. Karar verebilirsiniz ne kadar bekleteceğinize veyahut da fırınlamaya. Etraf bu şekilde batıyor. Evden atılmamaya dikkat edin arkadaşlar. İlk önce straforu kesiyoruz. Straforun deliklerini oyduktan sonra ilk işimiz camı yapıştırmak oluyor. Ondan sonra şey yapın. Taşları yerleştirmeye başlayın. Evet arkadaşlar, şimdi alt tarafı yavaş yavaş bitmeye başladı. Yine ve yine tekrar ediyorum. Şu camı ilk önce yapıştırın. Ondan sonra bakın. Cam şu anda berbat oldu. Silikon oldu. Altlar, maltlar hep. Şimdi burayı komple çerçeveyi şey yapacağım. Taşla çevireceğim tekrar. Köşeleri olmaması için galiba. Şimdi şu yan tarafı ve şurayı da sıvayıp şu şekilde motorumuz burada olacak. Buradan yukarıya şuradan taş yığmasına çıkmaya başlayacağız. Ama önce şurayı bir sıvamamız lazım. Şuradan sızdırma yapan yer vardı arkadaşlar. Orayı da tekrardan yeniden silikon aldım. Silikonum bitmişti. Silikonladım. Şu şekilde yan tarafına çıktığımı söylemiştim zaten. Asıl bu kısım daha da çok zorlayacak galiba. Hani yerde direkt yapıştırıyorduk. Denge durumu yoktu. Hani doğru parçayı doğru yere. Burada bir de yapıştırdıktan sonra dengelemeye çalışıyoruz. O da ayrı bir mevzu. Sıkıntı bir şey yani gerçekten. Şu şelalenin konsepti nasıl olacak bilmiyorum. Ama sakın ha sakın arkadaşlar. Straforumuzun ön tarafını kesiyoruz, oyuyoruz ve ilk önce direkt camı yapıştırıyoruz. Hani camı yapıştırmadan ne dışının ne içinin dekorunu yapmayın. Hani camı yapıştırın, içindeki ondan sonra rahat rahat camın kenarlarındaki fazlalık silikonları, kirli silikonları kazıyın, alın yani böyle temiz bir görünüm elde edin. Ondan sonra ona göre önlü arkalı taşlarınızı yapıştırmaya başlarsınız. Yani şöyle göstereyim, gerçekten bayağı uğraştıracak beni. İlk önce ne yapıyoruz? İlk önce camı yapıştırıyoruz. Şimdi buradan burayı çıkacağım bu şekilde. Şu arka kısım, şu kısım büyük ihtimalle şöylece açık kalacak. Motoru sokmak için oradan, hani sokup çıkartmak için motoru oradan. Ha bir de şimdi normalde bunu yapan Japonlar bu sistemde hani böyle akvaryumda veyahut da strafor koliden şey yaptıkları zaman böyle şelale tarzı, akvaryum tarzı bir şey yaptıkları zaman şunları bu şekilde taşla değil etraftan hani yapacakları sisteme göre, şekle göre pleksiyle veriyorlar. Şelaleyi pleksiyle yapıyorlar. Ondan sonra şelalenin gittiği yeri pleksiyle yapıyorlar, dolduruyorlar. Ama ben pleksi kullanmadım. Taşla yapmayı tercih ettim. Zaten sadece benim burada olacak şey alt kısımdaki dolu. Şimdi şöyle baktığınız zaman orada göreceksiniz küçük boşluklar var. Tabii bu boşluk dolacak. Burası çok büyük. Balık dahi geçer buradan. Motoru koyduktan sonra buranın içini komple lav kırığıyla dolduracağız. Bunun sebebi bakteri kültürünün oturabileceği, oluşabileceği bir yuva yapmak. Hani buradan motor çalışırken, yukarı verirken aynı zamanda suyu da buradan çekip deliklerden yani içeri su girip buradan su şey yapacak yani bakteri lav kırığındaki taşlardaki bakteriler suyu da temizlemiş olacak. Daha sonra da buradan işte şelalenin şekline göre buradan dönecek dönecek akvaryumun içine suya yapışacak. Fazla bir şeyimiz kalmadı. Ya aslında asıl zor işe geldik galiba. Asıl dengeyi sağlamak zor olacak. Yani son durum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yine ve yine söylüyorum camı yapıştırmadan sakın ha sakın başka bir işlem yapmayın. Önce straforu kesin, camı sokacağınız yerleri oyun, silikonu basın, camınızı yapıştırın, testini yapın.
sızdırmazlık testini, ondan sonra dekor işine girişin. Onun haricinde şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kapanışı da şöyle balıklarla yapalım sizde. Çöpçüler de iyice bir korkak oldular ya. Normalde şey yapıyorlardı, şöyle çağıralım balıklarımızı. Hemen geldiler. Meleklerimizin boyu maşallahı var. Sıkıntıları yok. Şekilde aşağıda bir şey gözükmüyor şu anda. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese bol yavrulu hobiler.